Evet, şimdi rahat rahat bakabilirim evine. Aman, bensiz boş eve baksan ne olur? Sen olmadan boş eve baksam ne olur? Doğru. Camı aç, camı. Camı aç. Sürpriz. Sana bir paket var. Ne diyorsun be, ne paketi? Arı paketi. Ana, elimden kaydı. Neyse. Koş, koş. Hey, Allah seni kahretsin. Sırtında, sırtında. Ulan sen bilmiyor musun, benim arı alerjim var? Biliyorum. Eğer bu arılar beni sokarsan seni öldürürüm ha. Koş. Allah seni kahretsin. Allah seni kahretsin. Ay. Vuruldum. Yahu bana son iğneni vurduğunu biliyorum. O kadar gaddar biri değiliz herhalde. Vur. Vur. Uy. Defol git evine haydi. Yoksa senin ölümün benim elimden olacak ha? İnsana böyle mi teşekkür edilir? Hiç yakıştıramadım sana. Hop! Şakacı seni. Kuzey abi. Ne haber Esma? İyiyim. Bir kolaçan edeyim dedim. Hayırdır abi, bir şey mi istedin? Yok. Az önce kapıyı niye çaldın o zaman? Boş ver. Yıldız ablayı merak ediyorsun değil mi? He. Özleyin onu. Çok. Keşke kapıyı Esma değil de Yıldız açsaydı diye. Keşke. Abi yanlış anlama da ben senin gibileri anlamıyorum. Her dara düşünce keşkeye sesleniyorsunuz. Bu keşke sihirli bir peri mi her çağırdığında gelsin, sağ her istediğini versin. Esma sen de soruyu soruyorsun, cevabı beğenmeyince kızıyorsun. Yani umut fakirin ekmeği, ekmeğimizdeyiz biz. Dokunma ekmeğime. Ben şükür de aynı sen gibiydi. Yıllarca kapımı aşındırdı. Evin önündeki çimenlerde uyumaktan şükrü şeklindeyiz kaldı. Çimim çıkmıyor daha orada. İyi işte, işe yaramış, evlenmişsiniz. Öyle kolay olmadı abi. Baktı ki karpuz gibi yatarak beni alamayacak, o da kalktı yerden. Sevdası için mücadele etti. Beni öyle kazandı. Bizimki bu sefer çok zor Esma. Gözümün içine baka baka ayrıldı benden. Bir de sonra kadere bağladı. Artık kılını bile kıpırdatmaz Yıldız benim için. Ben Yıldız ablamın elinde büyüdüm. Gerekirse bir 20 yıl daha bekler o seni. Hem inadından değil, aşkından bekler. Sen de onu daha fazla bekletmek istemiyorsan git. Git ve... Kuzey abi nereye? Yıldız'ı almaya. Koş Kuzey abi, koş! Koş.